Türk müziğinin güçlü seslerinden Kibariye, Show TV'de yeni başlayacak magazin programı için teknede yapılacak röportaja davet edilir. Ancak çekimin yapıldığı tekne hızlı şekilde su almaktadır. Tekne personeli suyu boşaltmaya çalışırken diğer yandan teknedekileri tahliye etmeye çalışır. Tabii bu yaşanan süreç yüzme bilmeyen Kibariye için hiç de kolay geçmeyecektir. Arkadaşlar Kibariye ile teknede röportaj şakamızı çekeceğiz biliyorsunuz. Kiraladığımız teknedesiniz. Yönetmenimiz Mustafa sahada ve başrol oyuncumuz. Bugün zaten daha da rahat edeceğim. Ben içeriden monitörden izlerken bir yandan benden komut alırken bir yandan da sahada zaten hem oyuncu olduğu için sizi yönlendirecek. Röportajı sen yapıyorsun benim hocam. Arkadaşlarımız bugün sizi biraz üşüteceğiz. Hava o kadar sıcak değil. Güneş olsa da güneşe aldanmayalım. Biraz üşüyeceksiniz. Ama içinize güzel hazırladık içlikleriniz var. Hocam Mustafa'cığım ne diyorsun? Güzel olacak mı? Yok, çok evet, kovalarla su dökeceğiz. Jet ski var, sandal var. Sandal var, jet ski var. Boğaz'da yakalanan son levrek, o da bizim teknenin pervanesine mi sıkışıyor, ne oluyor? O levreyi de yakalayıp finalde de ben levrekle birlikte gelmeyi düşünüyorum. Benim de durumum bu. Kolay gelsin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çıkar çıkmaz sizi ısıtacağız, merak etmeyin. Acemi sunucusunu unutma. Hadi Mustafa'cığım yürü. Gazetemiz, Kibariyemiz geliyor arkadaşlar. Hazırlanalım. Ben çıkayım, sizi alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu taraftan, senin tarafından var. Evet, aman. Tek de şık yapmış. Ah, o topuklarla. Nasıl olacak o iş? Cavit kaptanımız. Ben bir yerde konser de var. Aman, dikkat edelim. Biz o zaman yavaş süreriz tekneyi. Nereden giriyoruz önce? Buradan. Ben topuçları çıkartıp. Öyle yürüyün, ben gittim. Vallahi en güzeli. Oh, toprak bari olsaydı da alsaydık tüm negatif enerjiyi ama. Evet, güzel. Şal falan var, veririz şimdi. Allah'a emanet. Evet, süslenmiş ki boş saçlar maçlar çok güzel. Evet, şöyle köşeye oturtup ekibi bir tanıtalım Mustafa'cığım. Bir şal verelim. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Benim de röportajı yapacak arkadaşımız Show TV'de. Kız bu ne? Buyurun. Kız bu ne? Ama rüzgarsız bir yere çekmiş. Evet, mikrofonları taktırmayı unutma Mustafa. Röportaj yapacağız ya. Bir yapalım. Kibari Hanım'ı bir içeri alın. Bir mikrofonu takalım. Sonra gidene kadar dışarı. Takın burada mikrofon. Bir de çay verin. Efendim merhabalar. Selam canım benim. Selamünaleyküm de. Merhaba, modernleşmiş. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sallallahu ve sellem peygamber efendimizin selamünaleyküm diye girer. Evet. O en güzel, benim çok hoşuma gider. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Aferin sana. Teşekkürler. Burada bir yerimiz var mı, müsait bir yerimiz? Var var. 45 senelik kadın yeni oldu. Gel canım gel. Allah yardımcımız olsun. İyi, neşesi yerinde. Ah canım benim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Her zaman neşelidir, her zaman. Beklettik ama bana 3 dediler. Aha. 3 geldi kulağıma. Bayağı soğukmuş ha. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel yere gidiyoruz çünkü. Allah'a emanet. İyi işte böyle. Hayda, bir türlü izlenemedim ha. Niye? Neden?
Deniz korkum var. Korkum. Denize girmiyor musunuz? Hiç yüzmedim yemin ederim ben. Aa. Yani boyunu geçmeyen yere kadar da mı girmemiş? Sor bakalım. Bak, bak söyleyin fobilerimi. Hiç boyunuzu geçmeyen yere kadar da mı girmediniz? Hayatımda. Hiç ayak sokmadınız. Yemin ederim. Ayağım soktum ama yüzmedim. Havuza girdiniz mi? Ayaklarım sokacak kadar. Evet. Çocuk havuzuna da mı girmemiş? Sor bakayım. Havuz. Çocuk havuzuna mı? Büyük. Ama. Evet. Çok... Hani bu sosisler falan var. Onlarla da mı yüzmemiş? Denememiş mi? Yalan söylemiyorum. Hiç böyle hani merak edip de böyle simitle falan hiç yüzmediniz mi? Yedekte? Hocam ne yaptı biliyor musun? Şimdi yüzümü bilmeyince ben. Bu gerçek ama bak. Demin sana arabada anlattım ya. Hevesleniyor da insan. Kocanız biliyor ama değil mi yüzme? Kızım da biliyor, kocam da biliyor. Bizim bütün sülale biliyor, ben bilmiyorum işte. Çok küçük yaşlarda işlere başladım ya ben. Hep çalıştım. Hiç kendime zaman ayırmadım. O yüzden Allah biliyor gönlümü, yalan konuşmuyorum. İşte yeni albüm var mı? Yeni şarkı, yeni projeler, konserler. Birazcık böyle rahatlasın, dağılsın kafası. Şarkı markı var mı bir şeyle? Albüm. Bak ben sana anlatayım şimdi. Şöyle bir durum var. Allah rahmet eylesin bütün mevtalarımıza, nurlar içine yatsın. İşte buyur. Buyur. Yok yok bir şey olmaz, kapatma kapatma. Bana bak. Allah'a emanet. Çok zikir ediyorum. Zikir ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada sizi rahatlatayım. Hani her şey batar, bu motor hep hayatta batmaz. Evet, Titanic için de öyle demişlerdi Mustafa'cığım. Sonucu söylememe gerek yok. Ya en, ciddi söylüyorum, en güvenilirim bu. Allah ne batırsın ne çıkar yukarı. Hep tavanda kalalım, sus. Tövbe de. O hazırlıkları ben şimdi, o nur içinde yatsın. O görevini yaptı gitti. Telefonda ben de TRT'nin çekimleri vardı. Ona öyle bir mesajlar, laflar söyledim ki... inanır mısınız? Ertesi gün öldü. Bir gün öncesi programda muhabbetini ettim. Ertesi gün adamcağız öldü. Ne güzel, Nuray'a da söyledim. Hafif taşa. Siz bize bir şey söylemeyin o zaman. Ne anlamda? Hayır diyor, kimi söylesem öldü diyorsunuz ya, konuşsam bize hiçbir şey söylemeyin diyorum size. İşte ama kasetlerden bahsettiniz ya. Varyalım da söylüyor, ben dinledim. And I, yeah, will always love you. Ya Whitney Houston'dan daha iyi söylemiyor mu arkadaşlar ya, bakar mısın? Aldı başını gitti şimdi gibi araya, hadi. Beğendin mi? Aa, beğendim tabii. Hemen gazinosu çıkarım sahneye. Şimdi biz bu deniz işini atlatalım da hayırlısıyla bir varalım evimize. Bu şeye nereye gideceğiz? Şey söyleyeyim mi? Ha. Siz gerçekten şarkı söylemek için doğmuşsunuz ama. Allah'ın izniyle. Hani Allah'ın vergisi gerçekten size. Sizi geçenlerde izledim ben. Bülent Ersoy. Ben gittim ya çocuklar, ben küçük çocukların programını yapan kızın adı neydi? Evrim. Ha. Çok tatlı bir kız o. Evrim vardı, siz vardınız, Bülent vardı. Onun hiç şey yapmıyorum ben. O geceyi konuşmak istemiyorum. Aa yok, Makarova'ydı. İzledim ben onu. Koftelik mi var? Bir peçete alabiliyor muyuz? Yuvarıyorum. Neden o gece? Neden o geceyi vallahi hatırlamıyorsunuz? Hiç... Şu röportaj bitsin, şu ekibin yanında konuşmayalım çünkü. Kötü bir şey mi var? Hayır, kötü bir şey yok da hani. Şimdi arkadaşların bilmemesi gereken şeyler var. Ben orada hiç kötü bir şey göremedim de. Yok yok, kötü bir şeyle ilgisi yok da. Ben sonra size şey yapacağım. Ay Cavit'e tuttum, özür dilerim ya. Aşk olsun bir şey. Evet, hadi Cavit Kaptan. Röportaj yerine geldiğimizi söyle. Artık şakamızı başlatalım. Şu batıralım diyorum, şu batması imkansız tekneyi. Eyvahlar olsun. Mustafa Bey. Neyin kompleksini yapacağız? Geldik. Durabiliyor muyuz burada? Durabiliyoruz artık. Bak. Ne yapalım, röportajı geçelim mi Bendir? İyi misin? Ben bir sürü röportaj verdim sana ama. Hayır. Bunlar hep gerçeklerdi. Yok gerçekler ama şimdi ne konuşalım, şeyi konuşalım. Gene bunları konuşmamız, son zaman konuşabilirim. Müzik piyasasını konuşalım. Bendir evet, ne hazırladın bize? Neler konuşacağız? Kız söyleyeyim. Kötü şeyler, dedikodu olmasın bak, sevmem ben. Ben Allah'a emanet. Allah hayran oldum. Biraz araştırdım. Kız burada banilya manina da vardı. Korkuyor insan. Efendim canım. Ben şeyi çok merak ediyorum. Sıkı sıkı. Hiç tekneye binmediniz mi daha önce? Ya tekneye biniyorum. Ama arkadaşlarımı böyle senin gibi tutunuyorum. Korkuyorum. Denizden korkuyorum. Bir dakika, kayda girin demedim.
ben şey yapayım. Benim olmamam lazım çünkü sizi çekeceğiz. Hayır, Alex şurada duracağım ben. Şurada duracağım. Benimki küçük elime. Evet, iyi denk gelmiş bu. Denize sadece parmak uçlarını sokmuş kadına tekne batıyor şakası yapıyoruz. Ben buna da ayrıca şu anda tedirginim. Neler olacak bakalım. Suat geliyor biraz. Ben zaten buradayım çünkü benim gözükmemem lazım. Aa. Şey yapalım. Şu motor dursun, sonra yavaş yavaş başlayalım. İlk sahne piyasasından başlayalım. Tamam. Burnum da attı. Sen böyle de halkanı vurdun mu? Geçen dalga, sefer geçti dalga. Dalgasına ne oldu biliyor musun? Sonra kafasını vurdu. Ben açılış. Ercan da bacağını vurdu. Neyin? Jet ski'nin dalgasını. Biri geçti önümüzden, işe gitmiştim konsere. Sosyete bir iş vardı. Gittik neyse. Sosyete. Sosyete iş nasıl oluyor acaba ya? Sosyete bir iş vardı diyor. Konser konser. O nasıl? Dedim ama boyalarda. Özel gece. Hayır teknede. Hayır tekneden indirdiler. Sonra işim bitti. Evet Bönür sen başla röportaja. Biraz beceriksiz muhabir olarak kötü performansını sergile bakalım görelim. Ben başlayayım mı röportaja? Başla yavaş yavaş. Peki ben sana bakmadan başlasak? Tamam olur zaten ben açılış yapacağım sonra şey İyi yapacağım. Hadi. Merhaba çok değerli Show TV izleyicileri. Pazar sürprizine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Bennur Duyucu. Bugün Boğaziçi'nin eşsiz güzelliği eşliğinde eşsiz güzellikte sesi olan müthiş sanatçı ablamız Kibariye. Abla değildi hanımdı. Abla sonrasındaydı. Sanatçı ablamız mı? Bennur. Evet güzel ya, güzel bir saçma giriş oldu. Korkuluyor. Heyecanlandım ben eşsizden. Hayatım açılışı aldık tamam. Eşsizden gibi. Bir de rica edeceğim Bennur'cum. İlerleyen dakikalarda abla tamam, diyeceksin tamam, zaten. Tamam özür dilerim. Demeyeceğim. Öncesinde hanım diye girmen tamam, gerekiyor tamam, ki. Çünkü tamam. İlk röportajın bu da senin. Evet aslında benim kiboş diyesim geliyor de Bennur. Aslında benim kiboş diyesim hayır, geliyor öyle biliyoruz ya. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Eşsizden tamam, gibi. Onlar ne diyor sanıyor. Tamam. Eşsiz güzellikte Boğaziçi manzarasının yanında eşsiz güzellikte sesi olan Kibariye Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk güzel gözlü kızım benim. Nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ederim. Bugün size seyircilerimizin merak ettiği birkaç soru soracağım izin Haydi sor. Evet öyle saçma sapan sırıt evet manasız çok gülüşler evet. Nasıl başladınız? Bir de herkes size hayran bu kadar fazla hayranınızın olması nasıl bir duygu? Siz kimlere hayransınız? Aa vay vay muhabbetlere bak. Güzel güzel konuştu. Güzel soru. Üç tane soru iç içe sordum. İlk başta ben şunu söyleyeyim. İnsanların beni bu kadar sevmesi. Evet. Siz Kibariye konuşurken arkadaşlar siz yavaş yavaş harekete başlayın. Neden? Doğallığından. Anladım. Kesinlikle şimdi, doğallığından. Sen şimdi aşağıya bir in. Şey yap. Sanatımdan. Biz başlıyoruz yavaş yavaş harekete. Sesimden. Sana gelip sorayım mı abi motor? Motor istop edeyim mi diye gelip sorayım. Ya da sen bana o duysun. Yok motor sen... Motor niye böyle çalışıyor diyeyim. Tamam. Evet. Röportajı kesip can yeleklerini giymelerini iste Cavit. Diğer çıkanlar da yeniler de çok güzel. Röportajı kesmeyiz ayırım abi. Yapmak istemiyorum çünkü birine can söylersen biri kırılır. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Teknede tek çok bir, farklı. Küçük bir arada vardı şimdi. Altta bir altı. Bir kalkar mısın? Ay lütfen bir şey varsa vallahi kaldırın. Ya, sorun yok yok hayır. Şu anda bir şey. Çocuklarınız ölsün. Önemli bir şey. Vallahi. Sadece... Yılan mı lan bu? Yılan olur. Yılan mı? Yılan. Hayır. Buraya gelin, buraya gelin. Buraya gelin. Bir şey yok. Yılan ne alaka? Deniz yılanı. Denizin ortasında. Daha neler sayacak acaba? Bir şey yok. Hayır bir şey yok. Önemli bir şey yok. Emin olun. Peygamber Efendimiz için. Vallahi bir şey yok Kibariye Hanım. Aşk olsun. Aa, niye orada? Nerede? Arkadaşlar nerede? Bir şey yok. Hızlı. Daha neler? Suat Bey'i niye kaldırdınız yanımda? Bir şey alıyordu. Üstünde oturuyor can yeleğinin. Daha neler? Bir yere gitmiyorsun. Önlem için alıyoruz. Rahat olun. Şimdi hayır röportaj sırasında bir daha kaldırmıyorum. Rahatsız etmiyorum. Şimdi almak istedim. Alsınlar. Evet bak ne kadar ikna edici konuştu Mustafa. Arkadaşlar biraz ürktü. Sonlarına doğru ben artık biraz daha... Ne olacağız bilemiyorum. Çok abartmayalım isterseniz. Zaten belli ki bayağı tedirgin olacak yani. Suat, pardon. Takın arkadaşlar. Herkes can yeleğini taksın.
oluyor? Yok bir şey. Tamam bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bu röportaj hayatta bitmez. Bitecek, bitmek zorunda. Sen mikrofonu bırakma hayatım. Bennur, kim bu? Birileri yemek yiyor, bir şeyler olacak burada. Bak doğru biliyor. Rüzgardan da sulandı çok gözleri aslında. Bennur sen devam et röportaja. Yani biraz olsun algısı biraz dağılsın. Aklı başka tarafa gitsin. Ay ya hadi. Whitney Houston'ın çok güzel bir şarkısını seslendiriyorsunuz İngilizce. Lütfen rica etsek. We'll always love you. Yaşlar gözümden geliyor. Ne yapabilirim bilemiyorum. Neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü gözlerim makyaja çok alışkın değil. Alerji oluyorum. Alerjim var. Bir de deniz böyle gidince, rüzgar gelince en doğuda söylemiyorum. Allah'ım Whitney Houston. Duy bizi. Evet. Cavit, size tekneden su boşaltma işlemlerine başlayayım bence. Teknemiz su almaya başladı artık. Hafiften. Peki size daha önce caz gırtlağınızı olduğunu söyleyen. Hadi çocuklar gelin. Çok söyleyen oluyor hala. Hadi, ne oluyor ya? Şey yok sizle ilgili değil. Kibar yok. Sen devam et. Siz balık tamam, çıkartmaya mı çalışıyorsunuz? Bir de bölersek çok bölersek olmaz. Siz hiç burayla ilgilenmeyin Kibar Hanım. Ben buradayım. Rahatsız, güvendeyiz. Kovayla su boşaltıyoruz ya. Onu bir çek, başka bir kova. Evet, Cavit Kaptan. Açıklama yap. Arkadaşlar tıpayı takmayı unuttular de. Ne tıpasıysa o. Hayır bir şey yapmıyorum diyorum ki Suat'a da. Nedeni soruyor. Neden su var diyor. Nereden? Çünkü motor su kaçırmış. Onda bir sıkıntı yok yani. Takmayı unutmuşlar bizimkiler. O yüzden yani başka hiçbir şey değil. Bak ben çocuklar yüzme bilmiyorum. Tamam bir önlem için söylüyorum. Bence bizim psikopat olmamız lazım. Siz de giyin. Siz de giyin. Gözümden yaş çıkın hemen. Şeyle. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Giydirin şu can yeleğini ki boşumuza. Biraz olsun rahatlayabilir belki. Giysin yeleğini. Yardım edin. Deniz kanunları gereği zaten giymek gerekiyor. Önlem için. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Yardım istedik zaten. Ben yüzme bilmiyorum. Yardım istedik zaten. Bak korusun ya. Olur mu öyle bir şey? Bak korusun. Yok yüzdürmeyeceğiz biz sizi. Ama önlem için giymeniz lazım onu. Lütfen giyer misin? Niye yüzdürelim seni ki boş ya? Niye yüzdürelim? Hadi giy şu yeleği. Evet. Ya bu ip çözülürse ne olacak? İbrahim şu anda durdukları ip çözülürse ne olur? Motor dairesine biraz su alıyoruz. Onları boşaltmaya çalışıyoruz ama önlem için size... Sıkıntı yok yani. Önlem için yaptırıyoruz. Başka bir şey değil yani. Önlem. Dedik bir emniyet. Önlem yani. Evet biz devam edelim bu sırada. Ben çok rahat değilim. Önlem. Neden? Getirin abi arkadaşlar acele görmek edin. Görmek küçük. Ay görmek diyor. Eldin ele orada eldin ele. Küçük geldi o yüzden. Küçük gelmedi. İçinde ceketi var tabii ki. Üst üste giyince olmadı ceket doğru evet. Bendur sen inatla şu röportajı yapmaya çalış. Şu 5 kelime vardı ya sor onları. Benim aklımda 5 tane kelime var. Bak kemerin bağlı diye bir şey değil. 5 kelime devam et. 5 kelimemiz var bunların sizdeki karşılığını öğrenmek istiyoruz. Tamam orayı daha. Aşk. Sessiz. Saygı. Aşk saygı. Evlat. Ah 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 evlat tartışılmaz. Müzik. Benim evrenselim en güzelim. Bakın canının derdine düştü o siz aşk nedir diye soruyorsunuz. O kadar absürt oldu ki şu anda. Evet. Peki şarkı? Şarkıyı da söyledim ben sana. Şarkı benim için ben öyle doğdum öyle öleceğim. Evet, şu dönem biliyorsunuz sosyal medyadan siz de takip ediyorsunuz. Güzellik çok önemli bir trend oldu ve çok küçük yaşta insanlar doğallıklarını kaybediyorlar. Ellerimi de bırakmıyor kimsenin bak. Ah canım doğal benim ya. Güzelliğiniz var. Ben makyajsız kendimi daha çok beğeniyorum biliyor musun? Yemin ederim bak, benim cildimde botoks yok. Ameliyat hiçbir yerimde yok. Bak makyaj yapılmak zorunda kal. Ekranlar için yapmak zorundasın. Sahne için yapmak zorundasın.
O bir saygı, tamam onu biliyorum ama. Evet, artık şu rahatlığı bozalım arkadaşlar. Biraz tekneyi hafifçe sarsın bu saygı, şey. Tamam onu biliyorum ama normal hayatımda hangi gün gördün beni makyaj etsen? Kesinlikle kalem bile gözüme çekmem ben. Aa ne oluyoruz ya? Aa ne oluyoruz ya? Benim kemerim bile bağlı değil ya. Hayır, Suat Bey bana kelek yapın. Ay kemerim bağlı değil benim ama. Bir şey yok, bir şey yok. Abicim kemerim dar geldi. Şu anda ne oldu, tamam. Evet. Can yeleğine emniyet kemeri muamelesi yaptı ki boş. Evet, hadi o zaman uçurun siz de şu tekneyi artık görelim. Tamam. Sakin, bir şey yok. Ne hali oldu ya? Hayır, şu anda ne olduğunu anlamadım. Bir ses geldi. Gelebilir, motor çalışıyor. Abi benim bakım. Evet, tekrar sarsın arkadaşlar. Zaten ben çok bak isterim. Şey demiş, bu çöküyor gibi geliyor bana. Hayır çökmüyor. Ya yapmayın, günah giriyorsunuz ya. Ya bak vallahi çöküyor ya. Ay! İmdat! Ya sen yalan söyledin bana ya. Sizi tahliye edeceğiz tekneden değil. Önce kadınlar ve çocuklar. Evet, sizi bu teknede indireceğiz. Merak etmeyin. Tekneye ne olursa olsun umurumuzda değil. İbarem şu anda bir şey yok. Sakin olur musunuz? Çocuğum var benim ya. İbarem ama böyle yaparak bizi üzüyorsunuz. Gerçekten hani. Ama batıyoruz. Önlem alıyoruz. İbarem nasıl batma ihtimali olabilir mi? Aldığınız bak kemerim bağlı değil ya benim. İbarem ben de gerek bile yok. Zaten siz tahliye edeceğiz tekneden. Ne demek o? Tekneden başka tekneye gelecek. Kayık gelecek. Nasıl gidecek başka tekneye? Kayık gelecek. Hayatım düğmen bile bağlı değil. Batıyor ya, batıyor ya. Bir şey oluyor bak. Nereden geldim ben? İbari Hanım. Bana, bir dakika. Bana güvenin, problem yok. Evet, normal şartlar altında bu tekneye hiçbir şey olmaz ama sırf siz korkuyorsunuz diye tahliye edeceğiz tekneyi değil. Yani sadece bu siz rahatsız oluyorsunuz diye, yoksa hiçbir şey olmaz tekneye. Normal şartlar altında bu tekne hiçbir şey olmayacak. Sadece siz korktuğunuz için ben huzursuz oldum. O yüzden ben şu anda iptal ediyorum. Hani başka, ben sizi başka bir tekneye bindirip karaya göndermek istiyorum. Hani başka bir şey. Gidiyorsunuz. Bak bir şey oluyor. Ay, ay. Yarın işe gideceğim. Sesim kısılıyor ya. Ben biliyorum. Ya ben de bu teknenin içindeyim. Hiçbir şey olmuyor ki. Boş. Nereden bu kadar bağ? Ha, gerçekten çok korkuyorum. Vallahi bir şey oldu zannettim ben de. Ben de teknedeyim, hiçbir ses mes duymuyorum. Kameradayım, arka taraftayım. Sahil güvenlik gelecek şimdi ne oluyor burada diye. Öyle bir bağırdı ki. Bir dışarıdan motora baksa acaba balık malık mı? Bir dışarıdan ne motora... balığı? Hayır, motordan dışarı baksa. Ne balığı ya? Bak kızım, bak kızım özledim. Nerede? Şey nerede? Ömer nerede? Evet, herkes çıkarsın zaten yeleklerini. Bakın hiçbir şey yok. O kadar güvendeyiz deyin. Can yeleğinizi de çıkarın. Evet, Beynir çıkardı. Sakin. Evet, balık sıkışmış ki boş. Balık şey, sıkışmış. Vallahi, vallahi hiçbir şey yok. Suya giriyorlar bizim. Bir problem yok. Bizim arkadaşlar... Hayır, motor... Bir şey söyleyeceğim. Bir ses, arkadan baksana bir motora. Bir dakika, sessiz. Araba çalışırken ses çıkıyor ya. Ya şu andaki hiç kimseye güveni yok. Ne tekneye, ne bize, ne sana, ne Suat'a hiç kimseye yok. Bak atla diyor. Hayır ya, hepsi bunları kaptan bir çoğu zaten. Atla. Neler atlasınlar ya? Bunlar yüzme biliyorlar. Yüzme biliyorlar. Bir bak. Aa! Öldüreceğiniz çocuk. İbari Hanım, çocuğun zaten kaptan. Çocuk kaptan zaten. Şeye bakıyor. Sandalı çağırdık mı arkadaşlar? Çağırın. Çağır. İlk defa hayatımda gülen kadını ağlattınız. Sandalı ya. Çağırdın mı arkadaşlar? Öleyim. Öleyim. Ay İbari Hanım, böyle konuş. Öleyim. Arkadaşlar bir bak. Aslında rüzgardan o yani Kiboş. Rüzgardan gözlerin... İyice yaşlandı rüzgardan. Yoksa ağlamıyorsun şu anda, biliyoruz ki boş. Jet ski çağırı. Hayır hayır, ne olacak şimdi, neden gitti adam oraya? Motora bakmıyor, balık falan sıkışmış olabilir çünkü. Balık sıkışmış, sıkışmış. Balık sıkışmadı, şaşırttınız beni de. Bir şey oluyor, adam indiriyor. Arkadan bir şey indiriyor. Bak çöktürüyor bizi. Allah'ım ya. Çöktürüyor bizi. Ne yüzmesi ya? Türk yüzüyor be. Susun! Bu ne panik ya? Titanik mi bu? Ursula Bey lütfen bak. Bak titanik olduk ama. İbari Hanım bir dakika lütfen. Evet arkadaşlar, buzulları çarptırıyoruz tekneyi. Titanik olduk. Şu anda jet ski geliyor. Ben sizi alıp şey kıyıya... Yok o bizi uçuracak, ben biliyorum. Ya İbari Hanım yavaş yavaş gidecek. Allah... Ama siz hem burada oturmak istemiyorsunuz hem ona binmek istiyorsunuz. Ben anlamadım.
Karşıya ama geçiyor. Bir şey bak ana yosun anaları var. Allah onlar biz hepimizi yani. Yani. Bağırsan diyordur. Bir dakika. Yosun anasından bir şey olmaz. Evet. Karşıya bırakabilirsiniz. Çok evet, yalancısınız ya. Hepiniz yalancısınız. Zahriye Hanım sakin. Tamam çocuk. Bak balık çıkmış tamam. Bak ya. Tamam. Ay. Tamam balık. Okey. At onu abicim hadi. Tamam balık çıkmış. Ona bir şey olmaz ondan. Balık çıkmış. Levrekten korktu. Ne zannetti acaba levreyi? Bir şey olmaz dedi küçük balık. Motoru bozmaz. Ona bir şey olmaz ondan. Ay ki boş. Nereye gidiyoruz? Hadi. Tamam şimdi. Ama hala su alıyoruz. Bence tahliye edelim. Su batacak. Mustafa Bey tahliye etmemiz lazım. Ben yere oturabilir miyim? Yok gidiyoruz. Bir dakika şu masayı geri çekin. Ya benim bak. Oturayım mı yere? Hayır. Yere oturayım. İçiniz rahat edecekse oturun. Evet buyurun. Oturun. Alın masayı. Al abi masayı. Nereye gidiyoruz ya? Çocuk gitsin ya. Kibariye siz rahat oturun. Biz gidiyoruz. Siz de Allah'ım ya. Kibariye böyle ağlarsınız. Can yelekleri olan suya atlayacak. Kim atlayacak suya? Hayır siz değil. Biz dördümüz buradayız. Bizim dışımızdakiler atlayacak. Sakin. Ya Cavit kadını korkutup durma artık. Kendisini suya atacağımızı zannediyor. Niye atalım suya yani? Artık o da kadar da değil. Beni ne yapacaksınız? Biz burada duracağız, biz de jet ski'ye bineceğiz. Ben nasıl bineyim jet ski'ye? Niye? Karşı bina, karşı kareye geçeceğiz. Abicim ben ona nasıl bineyim ya? Beş metre zaten şurası kibari yana bakın. Bana şey verin. Abicim ben ona binemem. Gelsin buraya. Soyun sen de sırsak dolaşma burada. Ne yapacak? Yere mi batıracak beni? Bahriye Hanım, jet ski hacı yatmaz gibi ama düşün. Ama bu kapalı bir tamam, şey değil. Kapatalım. Dar geldi bu bana. Hadi bunun büyüğü var mı? Hayır, büyü yok. İçinizdekileri çıkartalım. Ben sonra eve kargoyla yollarım. Yok ben. Baksana yani şuradan 10 metre değil karşısı. Evet, 5 metre. Altı çıkaralım. Ne olacak? Bir şey olmayacak ki Bahriye Hanım. Ya kibarim ne? Siz sarı olduğunuz için önce sizi kurtaracağız. Güzel bir açıklamaydı Mustafa. Nasıl sarı kurtaracak? Nasıl sarı olduğunuz için? Nasıl kalacağız? Önce starlar ve çocuklar. Biz de öyle. Hayır. Ayakkabılarınızı ben alacağım çıkışta. Ne ayakkabısı sende abuk subuk konuşma ya. Şundan bir güzel kurtulalım de Mustafa. Gider bir balık yeriz. Hatta şu motora kaçan levreyi yeriz. Bir cezalandırırız onu. Balık yeriz şimdi. Bunu mahsus giydirdiniz bana. Düşersem de çocuklar gelecek çıkaracak beni değil mi? Tuttuğumuz balığı yiyelim. Bak ya nasıl kandırıyorlar beni. Hayır motora sıkışan balığı. Cavit kaptan. Ne tane? Mustafa Bey siz de yeleğinizi giyin arkasını. Abicim belki batacak bir daha bağlanmadı. Bu arada inanılmaz uğurlu bir kadınsınız. Levrek sıkışmış. Yani levrek sıkışmış diyorsun. Ben kendi çocuğumu düşündüm. Ne yapayım levreye ben? Levrek. Oğlum levrek. Ben nasıl bineceğim ona? Yayan düşer sonra ya. Hayır. O çekilecek gidecek ben biliyorum. Hayır ya lütfen. Annen ölsün mü? Ölsün. Evet ızgara yapacağız levreyi ki boş için. Hadi bakalım. Hadi bindirelim şu şeye. O levreyi şey yapın. Izgara mı? Izgara. Izgara yaparız. Ay yapma ya. Kurban olayım yapma ya. Levreye bak ya. Nerede batırıyordu bizi. Nasıl boyunca? Arkadaşlar o levreyi ızgara yapın ki bari yanında yiyeceğiz onu röportajdan sonra. Ben niye deniz atayım sizi ya? Daha neler ya? Allah'ım ekber. Ben yapmayayım bana bunu ya. Ama geçin. Bu iyi düşecek bu şey. Hayır. Ben sandalye diyorum. Merdiven bu niye? Allah ev ekber. Ne yapacağım ben? Ne arkası ya? Sen beni atacaksın değil mi yere? Kibari Hanım. Kurtaracak sizi. Ne kurtarması ne düşmesi? Tamam. Sahile bırak. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sahile bırakın hemen tamam mı? Sonra biri gelip al. Hayır ya bir şey olacak burada. Burası da su almaya başladı. Tamam bir sakin. Bir şey söyleyeceğim. Bakar yüzme mısın? Bilmiyorum ablacığım çok ben. Sakin. Yüzdürmeyeceğiz zaten ki boş. Ay başından beri yüzme bilmiyorum diyorsun. Hay Allah. Ne işin var denizde zaten? Ben. Hadi şöyle güzelce bindirin. Nasıl nereye oturayım? Tamam. Dur tutmayın. Tamam. Dur, böyle yan durdun ben. Bir dakika gitme. Dur. Nasıl? Ay! Kibari Hanım beline sarılı. Ay! Allah belanı. Allah belanızı. Allah! Gidiyorum ben ya. Dur, düşeceğim. Ya. Çabuk ol.
bakalım beni ha. Ha ben gidiyorum istemiyorum ya. Bir dakika susun sakin. Daha önce bisiklete bindiniz mi? Hiçbir şey binmedim ben. Tamam yukarı alalım Kibari Hanım'a. Kayıpla gidelim. Jet ski gitsin. Evet. Nereye gideceksin acaba ki boşum? Denizin ortasındayız. Tek çaren o jet ski aslında. Yani tek çaren o değil tabii de. Öyleyim. Ben öleyim. Geçsene. Evet, evet. Yok, yok. Beraber. Evet, evet. Kibari Hanım şu anda bir sıkıntı yok. Siz panik olduğunuz için insanlar da panik oluyor. Tamam, şey yapmayın. Teknenin batmasına ne kadar var diye sorun. Teknenin batmasına ne kadar var? Teknenin batmasına bir 5 dakika sonra batar ya tekne. Ne batıyor be? Geldi. Tamam yeter. Ne batıyor, ne batıyor, ne batıyor? Kibari Hanım bir şey yok. 5 dakikaya kadar batarız. Herkes tahliye etsin. Tekne batıyor dediler ya. Geldi kayık be, kayık geldi. Hadi gidiyoruz. Beraber bineriz şimdi. Ben buna binebilir miyim? Binebilirsin. Tamam, ben çantamızı alayım gidelim. Ya bir şey söyleyeceğim Kibari Hanım, şu anda hiçbir sıkıntı yok. Siz sadece panik olduğunuz için ben huzursuz oldum. Ben sizi sandalye bindim. Ben yüzme bilmiyorum. Şeker hastasıyım. Tamam sakin olun, bir şey olmaz. Kıyıya gidip levrek yiyeceğiz. Bir şey yok bunda. Ben zaten... Düşürecek mi beni? Hayır. Gülme Mustafa. Gelecek. Ben zaten levreyi ızgara yaptırıyorum. Hiç sakin. Her şey senin başından altından çıkıyor Mustafa. Bir de gülüyorsun. Bak aha. Yok bir şey olmaz. Gel 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 gel. Bak. Mustafa Bey beni tut. Acele ediyorsun. Tamam Kibari Hanım sakin bir şey. Ablacığım acele. Uçurmayasın beni sen de. Yok yok ablacığım. Ya bunun neresi uçacak zaten? İstesin uçamayız. Dur bakayım. Allah için yapma tamam mı annem? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nereye oturacağım? Tamam. Nereye oturayım? Buraya yere. Buraya. Tamam bekle. Niye oğlum uçuracak mı beni? Bekle. Aa düşeceğim ben. Kibari Hanım. Aa bir süreye bak. Bekleyin. Nereye gidiyor? Gidin demedim size. Ben yüzme bilmiyorum. Evet kayık. Kayık gitmesin. Gidiyor sanki. Kayık gitmesin. Arkadaşlar size gidin demedim. Düşüştüreceğim. Ben seni de yakalayacağım. Evet, tamam mı? Şuraya kadar git be. Sen gel buraya. Kim olursa olsun. Ne olacak? Çekilmeye kimse yok benim. Bak bak. Oğlum düşürme bak beni. Annen ölsün yaparsan. Çocukların var mı senin? Geri gelin tekne tamir oldu değil. Oldu yapıldı tekne. Ya batarsam oğlum ben. Sakin ol oğlum. Benim ölümü gör. Yapma kurban olayım çocuğum yapma. Lan. Yapma ölümü gör bak. Hayır bak sen beni düşün ya. Ben bir şey yapamıyorum sana. Sen de düşeceksin tabii. Herhalde ben sana düşüyorum. Ben de yüzebilirim. Yapma ablam emin ne olursun bak. Ben bizi Allah'ın yapayım. Ben bir Ben bir şey söyleyeyim mi? Arkadan bir şey... Arkadan baksana kayıt nerede, biz neredeyiz? Yüzme bilmiyorum. Yüzme bilmiyorum. Dikkat et çocuğum. Geri gelin. Geri gelin niye diyorlar? Bozulmuş. Suçluyu yakaladık deyin geliyorum ben şimdi. Yakaladık. Bütün suçlu buymuş deyin. Çok serin hava. Çok serin. Çok rüzgar var. Aa, evet. Ki boş mu sandalda? Kim geliyor? Aa yavrum dikkat et kurban olun bak. Bak Allah sana kızar. Bir intizar atarım kızar. Nerede alacak? Ne oluyor ya? Daha gelmemiş, o da bilmiyormuş yüzme. Kiboş yakaladım Kiboş gel. Yakaladım gel hayatım. Demet. Bütün hepsi bunun yüzünden gel hayatım. Demet gel kurtar beni. Geldim canım gel. Gel çok korktum. Gel korksun kurbanım. Gel. Ay gidecek. Gel bir şey. Bir şey olmaz buna. Gel. Sıkı tut kurban ol. Bak ben geleksiz duruyorum. Gel. Demek ben o yüzme bilmiyorum. Hayatım hiçbir şey olmaz. Bu kadar adamla sana ne olur gel. Çok korktum gel. Bir şey yok ya. Bir şey yok. Aa baksana kaç bin tane adam. 100 kişiyiz burada. Gel. Ay Allah'ım. Ayağına bir İlk şey... aklıma gelen çocuğum yemin ediyorum. Hiç bir şey olur mu ayol? Seni burada ben kim defa ağladım ama ya. Ama boğazda deli... Yani kıyıya 5 metre kala batan insan sen olursun. Delirdin mi ayol? Ne olacak? Sen de burada mıydın? Sen nereden çıktın? Tesadüfen ben de baktım ki sen ağlıyorsun. Ay kurban olayım. İyi ki de geldin ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen bizim şaka programını hiç seyrettin mi? Ben seni seyrediyorum. Hayır o şaka programı ama ben bunu öyle mi? Düşünmedim. Seni de görmedim.
Ha. Mustafa Bey'i gördüm ama onlar başka program yapıyordu Bülent Ersoy'la. Onu gördüm ben senin. Sen yoksun diye göremeyeceksin. Bugün sıslıya. Çok korktum ama gerçekten. Küçücük minik bir kızım var, onu gözüme getiriyorum. Yapma, ben ölsem ne olur, ölmesem ne olur. Kaç yaşında oldu? 18. Küçücük minicik. Ay o ne, benimki de kodana kadar oldu. Benimki de 18. Anneler için bir bebek ama. Benimki de o, yaparız. Öyle deme. Ben kendim ağam gitmiş falan ama hiç yüzmedim ben demet. Gerçekten bak ağzım kurucu köpüklendi. Su verin bir tane daha çocuklar. Kıdı mı yersin, bulamam. Tamam sonra yeriz. Bırak git Allah aşkına, öldürdün beni. Kalbim duruyor ya. Köfte mi gelir aklıma benim ya? Öyle bir şey hissettim ki bak şöyle peki, kanım peki madem öyle fobin var. Denizde röportaj dedikleri zaman sana niye kabul ettin? Et mi yedin fobin var diye? Kim dedi fobin var diye? Kim dedin? Dedin şimdi diyorsun ya fobin burada, var diye. Burada ben burada bu başka bu. Hayır. Teknenin denizden fobin içine, var. Teknenin içine bindikten sonra ben fobilerim aşağıda, var. Bana sakın sıkıntı olmasın dedim. Ya. Evet. Burada dedim ama. Normal hayatımda hiç bir an demedim böyle bir şey. Seni de gördüm daha iyi rahatladım. İşte rahatladım. İyi bir şey çıkaralım yok. Tamam, bu çıkarma. Arada. Bırak kalsın. Isıtıyordu. Neresi mahalle karşı. Bak o suyun içine girdim. O şeye bindim. Neyin içine? Aklıma ilk gelen virgül oldu. E tabii öyle olur her zaman. Dedim ki düşünülür canım. Kızım çıkarım. Benim yavrum bana bir şey içimden diyorum baksana. Çocuğum diyorum. Bana i̇şte bir şey buyurun olursa... Like a boy. Al işte. Gördün mü İngilizce yazılı? Ne demek o? Like a boy. Bilmem ne demek. Bak sen şundan yakından göster. Ne like boyu nereden bileyim çok ben? Çok güzel. Ya almışsın ama oradan onu. Türkçe'ye adam akıllı bilmiyorum. Onu nereden bileyim ben? Boş ver. Sen şarkı söylemeyi biliyorsun. Ben şu anda başka bir şey bilmene gerek sevindim. Yok. Cesaret verdim bana. Ay yok bir şey yok. Keşke bir şey. Kız burada banino manino da vardır. Şu gördüğün Suat Bey var ya benim menajerim. Beni kandırdı, yaktı. Deniz korkun mu? Denize girmiyor musunuz hiç? Hiç üzmedim, yemin ederim ben. Aa. Bir baktım, birileri çıktı, su boşaltıyor. Bir baktım, çocuklar suyun içine atlıyor. Aa! Öldüreceğiniz çocuk. Orada binmek için korktum, ayağımı atamadım. Bir tane ayağımı böyle koydum. Aslında ikisini de açmam lazım bacaklar. Yapamıyorum, cesaretim yok. Aa. Dur tut beni. Tamam, bir şey söyleyeyim. Böyle yan durdum ben. Yani bir şey söyleyeyim, kısaca uzatmaya gerek yok. Bugün acayip korktum. Acayip titredim. Acayip içim doldu. Ne olacak şimdi, neden gitti adam oraya? Motora bakmıyor, balık falan sıkışmış olabilir çünkü. Balık sıkışmış, balık sıkışmadı, şaşırttınız beni de. Ne zaman bitti? Demedi gördüm, demedi görünce kendime geldim. Tiboş yakaladım, yakaladım Tiboş gel. Aa! Yakaladım gel hayatım. Buyurmuş. Demet. Bütün hepsi bunun yüzünden gel hayatım. Demet gel kurtar beni. Çok aramızda, çok aramızda. İnanın bana çok aramızda. Ama güvenin çok aramızda ya. Lütfen hepsi şaka. Ama çok makara, çok aramızda. Aramızda. Çok aramızda.